pencere formunda bu geçiş. Çünkü pencere formunu bir kere zaten biz mimari bir öge olarak kabul edersek, bu pencere formunun içerisindeki kare forma dair okursak, bu pencerenin içerisinden çok daha aydınlık, soyut bir dünyaya açıldığını, bu dünyaya açılırken, onun biliyorsunuz şuradaki dalgalarıyla Ömer Uluç'un oradaki hareketleri bana birbirine de çok çağrıştırdı ve onları diyalog haline sokuyorum. Buradaki bu dalgalanmalar yine bize insana dair hisleri hatırlatıyor. Yani sanki, bakın Erol Akyavaş şuradakileri parmak izi ve insana dair izler olarak kabul ederse, sanki böyle bir maddi dünyadan bir pencere açılmış ve onun içerisinden manevi ve soyut bir dünyaya, yolculuğa doğru gittiğini bana gösteriyor. Dolayısıyla da bana göre işte onun geçiş dönemine dair en güzel işlerden bir tanesi bu geçiş dönemini çok güzel özetlediğini görüyorum. Hemen bu taraftaysa bu konilerin formüle, bakın içerisindeki üçgen formlar birbiriyle diyalog halinde. Kullandığı renklerin genelde kırmızı, sarı ve mavi ve onların karışımı olan karşıt renkler olduğu da dikkatimi çekiyor. Bir yandan da alta baktığımda denize denk gelen yerde ise bu sefer Burhan Doğançay'ın kalın boya, bakın öbekleriyle burada bize suyu, yani denizi verdiğini görüyoruz. Tabii ki onun bu tarz resimlerine, işlerine gözümüz çok alışkın olmasına rağmen ben belli bir düzende bir araya gelip efendim ne bileyim bir yelkenli ya da başka bir forma büründüğünü çok nadir olarak biliyorum. Dolayısıyla da bana göre Burhan Doğançay'ın 1973 seneli çok özel bir işi buradaki.